Huzuru hazirun cemiyeti irfan, laindir münafıktır, dinsizdir, kafirdir şeytan. Şeytanın lainliğine, münafıklığına, dinsizliğine, Rahman'ın birliğine, eyvallah. Sabahın serinliğinde çıktık yola, aldık sazı, vur bakalım teline ey kari, gün ayar mı bilmem. Başlayalım dedikten sonra, başlayalım söze, gel gör bakalım torbamızda ne varmış. Sabahın serinliğinde çıktık yola, Gırgır Şamatali'nin depodan bozma bürosuna vardık. Yıllardır bizim köyün düğünlerine karal yaptığından, köyü yediden yetmişe tanırdı. Kapıdan içeri girerken Mahmut maskesini çıkardı, Karali ile kucaklaştı. Ben ise maskemi iyicene yukarı çektim. İçimden, oy korona korona, tabii gitmedin o yana. Şöyle uzaktan selam verip ve oturayım bu yana dedim. Ben bunları düşünürken Mahmut Karali'den uzaklaştıktan sonra benim üstüme geldi. Çıkar şu maskeyi de yüzünü görek ağam, dedi. Maskeyi aşağı indirip boynuma sarıl. Aylardır virüs korkusuyla yaşıyordu. Bazen hiç istemesem de insanlarla temas etmek zorunda kalıyordu. Böyle anlarda psikolojik olsa gerek kaşınmaya başlıyordu. Uyuz itler gibi kaşınmaya başladı. Neyse ben kaşına durayım. Sohbet başladı. Her kafadan bir ses, korona muhabbeti. Toplum aklı, devlet aklı olsa gerek. Neyse devam edelim söze. Yoksa aklımız başımızdan gidecek. O sırada Ali misafirperverliğini gösterecek. Çay söylüm, ağam, dedi. Mahmut hemen oradan atlayıp. Ali, dilim dememiz burada, Ali. Bir bardak su ver de içek Ali, dedi. Ali dükkanın bir köşesindeki saksılara doğru yöneldi. Saksıların yanındaki kirli tasları alıp dışarı çıktı. Biraz sonra bir elinde çay tepsisi, bir elinde kirli taslarla içeri geldi. Çayları önümüze koydu. Tekrardan camın kenarındaki saksılara doğru yöneldi. Saksıların yanında bir su bardağı vardı. Su bardağında yarıya kadar dura dura sararmış suyla doluydu. Suyu çiçeklerin dibine döktükten sonra bardağı getirdiği suyla doldurdu. Mahmut suyu bir dikişle bitirdi. Sonra bir daha kat, dedi. Bardak bir daha doldu. Mahmut bunları da akıta içti. Ali bu sefer bardağı tekrardan doldurdu, bana uzattı. Tıpkı televizyonlardaki gibi gımıl gımıl yeşil yeşil virüslerin bardağın üzerinde gezdiğini görüyordum. Yok, ben içmeyeyim dedim. Ama Mahmut Ali'nin elindeki bardağı alıp inç diye önüme uzatıyordu. Mecburdum, bir yudum alıp bıraktım. Köye vardığım gibi avluda soyunup kendimi banyoya atacaktım. Ben bunları düşünürken Mahmut söze başladı. Ali, bizim tatlı bir telaşımız var. Ali, nasipse bu defa Nuri'yi evlendiriyor, dedi. Hayırlı olsun ağam, hayırlı olsun. Sağ olasın Ali, bizim düğünde çalgı çalacaksın. Sağ kubban olurum, ağam sağ kubban olurum, çalarık, dedi. Çekmecenin gözünden eski bir ajanda çıkardı. Ajandanın baş tarafında şarkı sözleri yazılıydı. Birkaç sayfa çevirdikten sonra düğün tarihlerinin ne olduğu yazılı kısmı açtı. Ne zaman ağam, diye seslendi Mahmut. Haftaya, deyince Ali başını kaldırdı. Direkt Mahmut'a baktı. Ne düğün ağam sen? Bu iş son haftaya mı bırakılır? 6 ay öncesinden gelecektin. 6 ay. Bunları duyan Mahmut telaşa kapılıp. Ocağına düştüm Ali. Beni araya sıkıştırıver Ali, dedi. Ağam, bizim buraları bilirsin. Çalmaya bir başladık mıydı? Pazar günü
Gelin alına size kadar çalarız. Gelin alına size kadar. Bunları duyan Mahmut'un morali iyice bozulmuştu. Ben ise içten içe sevinirken Mahmut kara kara düşünüyordu. Muhtarım. Muhtarım ne yapacağım ben şimdi? Muhtarım. Muhtarım. Mahmut. Mahmut. Ne yapalım? Teyple idare edeceğiz dedim. Mahmut başını eğdi. Gözyaşlarını sildi. Başladı ağız yakmaya. Bir evin bir oğlu dedim, davullu zurnalı düğün edem dedim, vay vay ey ey oy oy, ne kara bahtım var imiş, hey 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 hey. Ağam, ağam, ağam dur aklıma bir isim geldi. Bizim Çankaya Niyazi araya, Niyazi belki boştur dedi Ali. Mahmut tekrardan kafasını kaldırdı. Ali, Ali. Ara gelsin Halim, Halim ara gelsin. Kaç para isterse vereceğim Halim, ara gelsin dedi. Ondan sonra tabii ben muhtarım, muhtar olarak araya girdim. Ali, Ali. Ankaralıyı anladık. Sincanlıyı anladık. Ayaşlıyı, Kayaşlıyı da anladık da. Cangayalı ne alaka oğlum? Dedim. Muhtarım, uzun hikaye sonra anlatırım. Aldı telefonu eline. Çankayalı Niyazi aradı. Alo! Alo! Dedi bu sesi duyan Mahmut. Öyle havaya girmişti ki bu hırıltılı sesi birkaç defa alkışladı. Neyse Mahmut Çankayalı Niyazi ile hoşbeş ettikten sonra başladı söze. Ağam! Çalgı çalan mı ağam? Latırı düğün mü var ki çalkı çalak? Ağam, bizim burada bir Mahmut ağa var. Haftaya düğün edecek. Benim vaktim dolu. Saatlerim dolu. Şu işe bir el at. Çalak da ritimcim yok Ali ritimcim. Ama olsun yine de gelek çalak. Ağam, kaç para istiyorsun onu da söyle de bir duysunlar. 3-5 kuruş, 3-5 kuruş bir şeyler atsınlar, 3-5 kuruş bir şeyler atsınlar gelecek. Tamam ağam, selametle, görüşürüz deyip telefonu kapattı. Herkes de bir sevinç, vedalaştık Ali ile oradan ayrıldık. Yolda ilerlerken Mahmut'un telefonu çaldı, arayan Nuri'ydi. Baba, 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 kuaförü unuttum, baba, baba. La başlatma kuaföründen. Bir de kuaför çıktı başımıza. Tabi Nuri'nin ısrarlarına dayanamayan Mahmut. Lan tamam kapat kapat kapat. Sonra kapat tamam ben halledeceğim kapat. Deyip telefonu kapattı. Ondan sonra tabi ben muhtar başladım söze. Mahmut. Mahmut. Kuaförü de mi ayarlamadın Mahmut? Muhtarım. Muhtarım eski köye yeni adet çıkartıyorlar. Bir de kuaför çıktı başımıza. Mahmut, Mahmut. Eski gençler yok artık Mahmut. Yeni nesil kuaförsüz düğün yapmıyor Mahmut. İstersen ara Niyazi düğünü iptal et. Kuaförü yaptıktan sonra gelsin deyince Mahmut'un morali bozuldu. Yolla arabayla giderken kuaför Şazi'nin dükkanının önünden geçiyorduk. Arabayı durdurdum. İt Mahmut. Git Mahmut, git konuş kuaförle Mahmut dedim. Mahmut arabadan indi. Gitti kuaförle konuşmaya. 10 dakika sonra içeriden çıktı. Sevinçli bir şekilde. Muhtarım. Muhtarım hallettik muhtarım. Düğün zamanı. Sen gelip Şazi'yi alacaksın. Gelinin başını yapıp geri getirecek. Mahmut. Mahmut. Araba sana feda olsun Mahmut. Veririz birine getirtiriz Mahmut. Muhtarım. Senin külüstürüne mi kaldı? Deyince ben sinirlendim. Bastım frene. İn lan aşağı. Aşağı in Mahmut. İn aşağı. Deyince. Muhtarım. Muhtarım beni yanlış anladın muhtarım. Mübarek. Mercedes. Mercedes. Deyince beni aldı bir gülme. Mahmut'un bir dakika içerisinde bu kalemun gibi nasıl döndüğünü görünce gülmeye devam ettim. Neyse köye vardık. Her şey hazır.
Düğün başlayacak, hazırlıklar yapılıyor. Mahmut reklamını yapacak. Her gördüğüne, her yerde başladı bağırmaya. Ankara'dan çalgıcı getiriyor. Ankara'dan çalgıcı getiriyor. Teybi bile var. Gasedi bile var dedi. Her tarafta bu ses, her tarafta Mahmut'un sesi. Neyse düğün oldu, evli evine, köylü köyüne. Gel gelelim bu işe, sona erdi bu gişe. Pandemi olsa gerek, adı batası bir işe. Önümüz karanlık, ardımızı gören yok. Sonumuz hayır olsun, ne yaptığımızı bilen yok.